Evet, merhaba. Bugün size dün BİM'den almış olduğum akıllı bilekliği tanıtacağım. Şu şekilde kutusu. Smart Pro akıllı bileklik. Neler yapabiliyor? Adım sayıyor. Kat edilen mesafeyi gösteriyor. Kalori ölçüyor. Nabız ölçüyor ve sosyal medyayı kontrol etmenize olanak sağlıyor. Kutunun içinden çıkanlar bir adet akıllı bileklik. Tabii ki. Bir adet kullanım kılavuzu ve minik bir şarj aleti. Onu da göstereyim. Bu şekilde bir şarj aleti. İsterseniz ürünün özelliklerine geçeyim. Şimdi şurada zaten genel özelliklerini vermiş. Ben de kısaca bahsedeyim. Tam 2 saatte şarj oluyor. Tam şarj süresi 2 saat. 2 saatin sonunda doluyor. Herhangi bir uyarı vermiyor yani. Onu söyleyeyim dolduğuna dair. 15 gün bekleme süresi, 3-4 gün çalışma süresi varmış. Gayet iyi. Titreşimli uyarı veriyor. Evet, şarja taktığınızda mesela veya mesaj geldiğinde sanırım adım sayıyor. Kat edilen mesafeyi ölçüyor. Kilometre bazında kalori ölçüyor, nabız ölçüyor. Şimdi ürünün şarj işlemine geçelim. Bence ilk aldığınızda bir şarj edin. Şimdi şöyle, burada da göstermiş. Saatimiz burada. Bu saati ayıracağız. Bu şeyden. Şuralardan. Ay, unuttum bunun adını da. Buradan ayıracağız saati şimdi. Evet. Ekranı böyle içe doğru bastırdığınızda güçlü bir şekilde bu plastik kol kısmından ayrılacak saatiniz. Ve bu şekilde bunu takacaksınız. Sonra da bu kısmı normal bir adaptöre takarak şarj etmeye başlayabilirsiniz. Şarj işlemi bu şekilde. 2 saatin sonunda tamamen şarj olmuş oluyor. Şimdi şöyle ana ekran tuşuna bastığınızda saati gösteriyor size. Ve attığınız adım sayısını gösteriyor. Dün ben bunu koluma takarak spora başladım. Ve spordan sonra otomatik böyle göstermeye başladı adım sayımı. Hatta uzun bastığınızda yani durumunuz 5540 adım, bak 4,6 kilometre yürümüşsünüz, 102 kalori harcamışsınız diyor. Bir şeye girmek istediğinizde uzun basın. Şimdi mesela kalp atışımı ölçmesini istiyorum. Kalp atışını ölçerken altına yeşil ışık yanıp sönüyor. Bu sırada tabi bileğinizde olmalı. Sonra o şekilde ölçüyor bir süre yanıp söndükten sonra. Yine mesela spor özelliğine de uzun bastığınızda, bakın bir özelliğe girmek istediğinizde uzun basın. Koşma, atlama, böyle mekik gibi hareketleri oradan uzun basarak kaç saniye boyunca yaptığınızı mesela yaparken burada açarak sizin için saymasını sağlayabilirsiniz. Şimdi başka ne var? Mesajlarınızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Telefonunuzla eşleştirdikten sonra bu şekilde. Yani telefonla eşleştirmeden önce adım sayabiliyor, kalori hesaplayabiliyor, kilometre hesaplayabiliyor, nabız ölçebiliyor. Ama telefonla eşleştirmezseniz eğer mesajlarınızı kontrol edemiyorsunuz. Ya da sosyal medya özelliği olmuyor. Çağrı reddetme özelliği tabii ki olmuyor. Şimdi nasıl peki telefonla eşleştiriliyor? İlk eşleştirme kısmını dikkatlice okudum ama. Şimdi şurada bir uygulama için 2 adet kare kod vermiş. Öncelikle telefonunuza kare kodu indirmeniz lazım. Sonra kare kodu indirdikten sonra benim telefonum iOS olduğu için bunu okutuyorum. Okutacağım. Bakalım neler olacak. Öncelikle bir QR kod okuyucu olması gerekiyor telefonunuzda. O yüzden öncelikle bir kare kod okuyucu indiriyorum ve açıyorum. Şimdi kamera ile tara diyeceğim. Tamam. Şimdi burada bizim ürünümüzün kullanım kılavuzundan çıkan kitapçıkta, broşürdeki kare kodu okutacağız. Benim telefonum iOS olduğu için ben bunu okutacağım. Android olanlar bu tarafı okutsunlar. Evet, okutuyorum. Okuttum. Reklam çıkınca kapatın.
Evet. QR kodu okutunca bu şekilde Fit Pro diye Çince bir şeyler yazan bir program önümüze gelecek. Bunu indir diyoruz. Sanırım telefonumuzun uygulaması bu olacak. Evet, uygulamamızı indirdik. Normalde ben saatin ismi Polo Smart olduğu için şöyle göstereyim, Polo Smart. Ben de böyle bir uygulama bekledim ama değil. Fit Pro diye bir uygulama. Dokunuyorum. Bluetooth'u kullanmak istiyor tabii ki. Zaten başka türlü saate bağlanamayız. Tamam. Konumuzu kullanabilir miyim? Evet. Bir kez izin ver. Şimdi evet. Adım, uyku inceleme. Hepsine izin veriyorum telefonumdan. Çünkü bu gerekli. Şimdi bir oturum açmamız gerekiyor. Buradan bilgileri girip oturum açacağız. Bu indirdiğimiz uygulamaya kayıt olmamız gerekiyor. Şurada yukarıda kayıt var. Ona dokunuyorum. Şimdi buradan bilgileri girerek kayıt olacağım. Şimdi kayıt diyorum. Kaydetmezseniz eğer telefonunuzla akıllı bilekliğinizi, saatinizi bağlayamazsınız. Bir Çin uygulaması olduğu için Çince şeyler yazıyor ve biraz karışık olabilir. Uygulama sürekli hata veriyor. Apple girişi de denedim, olmadı. Mail yoluyla giriş de deniyorum. Sürekli ağ bağlantı hatası veriyor. Ama kesinlikle hücresel veriyle de olmuyor. Normal Wi-Fi ile de olmuyor. Bu bir sıkıntı. Yani ben bu uygulamaya giriş yapmazsam eğer, bakın bu şekilde hata veriyor. Ben bu uygulamaya giriş yapmazsam saati asla eşleştiremeyeceğim. Evet, 3 ayrı yoldan denedim. Şuradan e-posta ile kaydolmayı denedim. Sonra Apple hesabı ile giriş yapmayı denedim. O da olmadı. Facebook üzerinden giriş yapmayı denedim ama kesinlikle olmuyor. Maalesef bu uygulama bozuk. Yani şu an saatin hiçbir fonksiyonu kalmadı diyebilirim. %20'lik bir fonksiyon ancak kaldı. Çok üzgünüm. Yani Çin'den ürün alırsan böyle olur. Ucuz etin yahnesi ne derler? Kara olurmuş. Şu anda üzgünüm. Evet, gördüğünüz gibi benim maalesef uygulamam hata verdi. Aynı şekilde bir arkadaş da bana ulaşmıştı. Onunkinde de bu kara kodlardan saçma sapan bir uygulama çıkmış. Gerçekten şu an sinirlendim birazcık ama yapacak bir şey yok. Sizin de başınıza böyle bir şey gelmiyor veya çözüm öneriniz var mı? Lütfen aşağıya yazın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.